Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Kadınların olmadığı bir dünya, dünya falan değildir ya, yaşanılası bir yer değildir. Türkiye'de bugün kadına uygulanan şiddet, kadınların dışlanması, miraslardan mahrum bırakılmak istenmesi ve bunu ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidar partisinin arzulaması, düşünmesi ve bunu isteyen Hüdapar gibi Hizbullah artığı, Hizbullah ortağı bir partiyi ve yeniden Refah Partisi gibi bir partiyi ortak olarak alması ne kadar berbat bir şey. Kadınlarımızın geleceği açısından ne kadar kötü değil mi? Hayır, bu milletin erkekleri böyle bir şeye izin verebilirler mi? Verebilenler çıkacaktır, iktidar partisi. Neresinden bakarsanız bakın %30 oyu olduğu iddia olunuyor. %30 oyu olan bir siyasi parti bir kez daha iktidara gelirse ve genel başkanı da anayasaya rağmen bir kez daha cumhurbaşkanı olursa demek ki kadınlarımız için çileli bir dönem başlıyor. Bugüne kadar çektikleri çile, gelecekte çekecekleri çilenin yanında herhalde lay lay lom kalacak. Böylesine acı, böylesine acı verici bir şey canlarım. Ünlü Rus yazarı Maxim Gorki, kadının içinde yer almadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz demişti. Peki Türkiye'de böylesine kadınların önderlik ettiği, kadınların eylem yaparak başardığı mücadeleler var mı? Son 20 yıldır böyle kadınların topluca başarı kazandıkları bir mücadele yok. Daha önce var mıydı? Yani pek hatırlamıyorum. O zaman da pek hatırlamıyorum. Mücadeleci kadınlarımız vardı. Ama topluca bir araya gelip bir kadın hakları konusunda başarılı olmuş kadın hareketi var mıydı? Bilemiyorum. Kadınların topluca devlete karşı ayaklanarak isteklerini kabul ettirdikleri ki kendi istekleri değildi sadece. Aslında toplumun bütün katmanların istekleriydi. En çok da erkeklerin de kadınlarla birlikte hareket etmeleri gereken bir eylemdi o. 1828 yılında İzmirli kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Buğday kara borsaya düşmüştü. Buğday kara borsaya düşünce tabii ki ekmek fiyatları da haliyle artmış, artmak zorunda kaldı. Nasıl ekmek fiyatları artmak zorunda kaldı? Osmanlı'da nar vardı, bilirsiniz nar. Yani fiyatları devlet tespit ediyordu ya da işte vilayetler tespit ediyordu. İzmir'de de ekmeğin kara borsa, buğdayın kara borsaya düşmesi üzerine fırıncılarla buğdaycıların etkisi altında, baskısı altında kalan İzmir valisi Hasan Paşa ekmeğe kallavi bir zam yaptı. Bu zam üzerine İzmir'in dört bir yanından toplanan kadınlar Kadife Kale'den başlayarak aşağıya sahile doğru yürüdüler ve Hasan Paşa'yı protesto ettiler. Ama ne protesto, ama ne protesto ve hep kadın. Evet, Osmanlı Türk Müslüman kadınları. 3 gün sürdü direniş. Hasan Paşa ne yaptı ne etti bir türlü kadınların bu direnişini bastıramadı. Sonunda Hasan Paşa ekmek fiyatlarını eski haline döndürmek zorunda kaldı. Ve ekmek de devletin de dirayetiyle, Hasan Paşa'nın da tabii ki haliyle bundan o saatten sonra kara borsacılara boyun eğmemesi sayesinde ekmek de daha rahat bulunabilir oldu. Bu öyküyü neden anlattım? Konuşmamın başında söyledim. Eğer AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya rağmen, anayasa dışı, anayasayı ihlal ederek kazanacağı bir seçimden sonra sürerse, ki ben imkansız görüyorum ama ben yine de bir kez daha hatırlatayım. En azından Recep Tayyip Erdoğan'a payanda olan Muharrem İnce ve Muharrem İnce'ye oy vermek isteyen, çok büyük ihtimalle hepsi iyi niyetli, büyük ihtimalle belki de altılı ittifak konusunda doldurulmuş gençlerimizin öğrenmesini istiyorum. Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünen gençlerimiz, kız arkadaşlarının,
nişanlılarının ya da evlendikleri ya da eşlerinin ki 34 yaş altındaki kuşağın Muharrem İnce'ye oy vereceği iddiaları var, dedikoduları var. Hatta bu oyun %5'i %6'yı bile bulabilme ihtimalinden söz ediliyor. Benim uyarım onlara. O %5, %4 oy bile Kemal Kılıçdaroğlu gibi demokrat, sosyal adaletçi, eşitlikçi, özgürlükçü, hukukun üstünlüğü ilkelerine saygı duyan, hak, hukuk, adalet için 430 kilometre Ankara'dan İstanbul'a yol yürüyen bir cumhurbaşkanı adayının daha ilk turda seçilmesini engelleyebilir. İkinci turda buna engel olamazlar ama neden ikinci tura kalalım ki? Ve bakın tekrarlıyorum, bir hata ya da seçimlere başka türlü müdahale edilebilmesine imkan verebilecek bir ikinci tur, hafazanallah, Erdoğan iktidarının bir 5 sene daha sürmesidir. 5 sene sonra da seçimlere bir ay kala aynen şimdi yine olduğu gibi Erdoğan meclisi iptal eder, seçimleri yeniliyoruz der. Yani 4 yıl 11 ay sonra şimdi yaptığı gibi seçimleri yenilemeye gider ve yine seçime katılır. Artık zaten o zamana kadar, o seçimlere katılana kadar da Türkiye'de ne muhalefet partisi kalır ne bizler kalırız. Seçim Suriye'de olduğu gibi, eski dönemin Irak'ında olduğu gibi, bütün totaliter ülkelerde, bazı rejimlerinde olduğu gibi göstermelik bir seçimdi sadece. Halkın %5'i 6'sına oy vermiş gibi muhalefet partilerine verdirilir. %95'i de yine oy vermiş gibi sadece Erdoğan'a oy verir. Erdoğan o gün yaşıyorsa, kendisi yoksa çocuklarından biri cumhurbaşkanı olurlar. Bu benim öngörüm, bu benim tahminim ve bu nedenle de uyarıyorum. Bilhassa Muharrem İnce'ye oy verecek olanlara uyarım bu. Erdoğan'a oy verecekler, verirler, onlara hiç müdahale etmem, beni ilgilendirmez de. Gerçekten inanarak verirler, %55 verirler, helal olsun. Hiçbir şey söyleyemem, halkın oyu namusudur. Ama Muharrem İnce'nin ikinci tura kalabilme ihtimalinin sıfır olduğu bir seçimde Muharrem İnce'ye oy vererek seçimi ikinci tura bırakma riskini ben gençlerimizin yaşatacaklarına inanmak istemiyorum. İnanmak istemiyorum. İnanmıyorum diyemiyorum ne yazık ki. Neden? Ben kamuoyu araştırmacısı değilim. Ama inandığım, güvendiğim kimi kamuoyu araştırmacıları Muharrem İnce'ye CHP'den gidecek %5'lik oy Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçilmesinin önüne geçebilir diyorlar. Onun için ben uyarıyorum bu gençleri, bu sevgili çocuklarımı, bu torunlarımı, bu genç evlatlarımı. Canlarım benim. Ve tabii ki bir de kadınlarımıza. Aman benim canım, sevgili güzel kadınlarım. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı bütün kadınlara sesleniyorum. Aman ha. Sakın ola bunlara pabucu bırakmayın. Aksine onların pabuçlarını ters giydirin. Ben size inanıyorum be. Ben size güveniyorum. Evet, siz de kendinize inanacaksınız. Siz de kendinize güveneceksiniz canlarım, değil mi? Evet. Şimdi bugün pazar. Daha önce stüdyoda söylediğim şarkılardan birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şarkının adı Canımın Ta İçisin Sen. Nasıl severim bir bilsen. Yusuf Nalkese'nin bestesi, güftede Yusuf Nalkese'nin, Kürdili Hicazkar bir şarkı. Hadi o halde buyurun ve bana eşlik ediniz. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Sana fedadır canım bak, kaçma benden bucak bucak. Sana fedadır canım bak, kaçma benden bucak bucak. Pişman olursun çabucak.
canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Dargınlığı sen çıkardın, dilimden hiç düşmez adın. Dargınlığı sen çıkardın, dilimden hiç düşmez adın. Beni üzmek mi maksadın? Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Güzel şarkı be, güzel sözler. Eskiden şarkıların sözleri toplumumuz arabesk değilken, Orhan Gencebay gibi birisini henüz yaratmamışken, inanın hep böyleydi. Tabii ki ayrılık şarkıları da vardı ama o ayrılık şarkılarının hepsi sevgi doluydu. Her şeye rağmen saygı doluydu. İnsanları karamsarlığa kaptırmıyordu. Acısını anlatıyordu şair. Aynı zamanda besteci de şair de olabiliyordu. Acısını anlatıyordu, kederini anlatıyordu, hüznünü anlatıyordu ama mutlaka yine o şarkısının bir yerinde umut veriyordu. Sevgilisine ya dönüyordu ya dönmek istiyordu. Ya da sevgilisi ya dönüyordu ya da dönmesi için sevgilisine çağrıda bulunuyordu. Öyle şarkılardı. Orhan Gencebay ile birlikte Türkiye'de hem sözlerde hem de müzikte vıcık vıcık bir arabesk edebiyatı başladı. Orhan Gencebay çaresiz, fakir, fukara, eğitimsiz, cahil insanların satın aldıkları plaklarından, daha sonra kasetlerinden, izlediği filmlerinden milyarder oldu. Halk için yazandı sözde, halk için söyleyendi sözde, halk için film çekendi sözde. O Orhan Gencebay son 20 senedir halkı ezenlerle beraber, halkı ezenlerin saraylarında eğleniyor, halkı ezenlerin saraylarındaki eğlencelere katılıyor. Eğlence dünyasının ünlülerinden ve hem de en zengin ünlülerinden biri olarak bu fakir fukaranın sırtından kazandığı paraların zevkini çıkarıyor. O fakir fukara sürünüyor. O fakir fukara hala bir gün içki dolu vücudum musalla taşına düşerse gibi sözlerle şarkılar söyleyerek kendini avutmaya çalışıyor. Ya da kimindi sözlerini hatırlamıyorum. Ölürsem kabrime gelme istemem gibi böyle saçma sapan, nefret dolu, öfke dolu. İnim inim inle ölme istemem gibi arabesk, vıcık vıcık çamur içinde arabesk şarkılar, türküler. Canlarım be, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, rahmetli Müslüm Baba. Sözlerini Müslüm Baba kendi yazmazdı ama kimse kusuruma bakmasın, o da insanların kendilerini bıçakla, jiletle yaralamalarına sebep olacak kadar karamsar şarkılar söylerdi. Ve tabii ki Orhan Gencebay. Bunların şarkılarını, bunların türkülerini dinleyen insanların hayatı sevebilmelerine, gelecekten umut beklemelerine imkan var mı canlarım? İşte o insanlar hayatlarını kendilerinin tayin edebileceğine inanmamış, ezik, zavallı, kadere inanan insanlar. Ve egemenler, dinci, din taciri, din satıcısı, kitapla, peygamberle, Allah'la insanları aldatanlara oy veriyorlar. Onlar ülkeyi yönetiyorlar. One minute, one minute deyip yanındaki sunucunun, moderatörün kolunu sıkan, İsrail Cumhurbaşkanı'na siz çocuk katilisiniz diyen bir adamın çocuklarının İsrail'in sırtından, İsrail'le yaptığı ticaretten hem de Irak'tan kaçak olarak aldığı, petrolden elde ettiği ticaretten kazandığı milyarları görmüyorlar bile. Sonra o kol sıkan, one minute diyen adamın yakınları, çocukları, damatları, akrabaları kaçak petrolden acayip zengin olurken
tahkim kurulunun kestiği 1,5 milyar dolar ceza ve daha arkasından gelecek 2 milyar dolar ceza fakir fukaranın sırtına vergi zammı olarak biniyor. Ve bu insanlar hala kamuoyu araştırmalarına göre her 100 seçmenden 30'u bu kafayı, bu zihniyeti, kadın düşmanı bu zihniyeti seçeceğini söylüyormuş. Ben inanmıyorum. Hatta %42 diyenler de var ki ona hiç inanmıyorum. Ben %30'a bile inanmıyorum. %40, %42 diyenler doğru söylemiyorlar eminim. Deyin ki bir an için doğru söylüyorlar. O %42'ye %5 Muharrem, %2 de Sinan'ı ekleyin. %7, %49 yapıyor. Geriye gene %51 kalıyor. Bakın bu şartlarda bile ki %42'lik bir Recep Tayyip Erdoğan oyunun olabilme ihtimali 0. Endişe etmeyin. Arabesk bir kültür değil. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı modern ama muhafazakar demokratların da katkılarıyla, evet modern muhafazakar, yeni modern muhafazakar demokratların da katkılarıyla sosyal demokrat, insancıl, hukuk devletine gönülden bağlı, eşitlikçi Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda Cumhurbaşkanı seçilecek. Evet. Bir şarkı daha. Yine bu da daha önce stüdyoda çektiğim şarkılardan bir tanesi. Buyurunuz efendim. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin. Beste Zeki Duygulu. Güfte Şadi Kurtuluş. Bu da Kürdili Cazkar bir şarkı. Buyurunuz efendim. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin. Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yalan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yalan. Belki bir gün benden sana gelecekler hep yalanla. Belki bir gün benden sana gelecekler hep yalanla. Ayıramaz kimse bizi, nasıl sevdim bilemezsin. Ayıramaz kimse bizi, nasıl sevdim bilemezsin. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yalan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yalan. Evet canlarım, evet güzellerim, sevgiyle kalın. Sakın sevgisiz kalmayın. Sevgi en büyük, en ağır düşmanlıkları bile törpüler, öldürür. Yerini harikulade bir dostluğa bırakır. Sevginin gücü dünyadaki hiçbir silahta yoktur. Bakınız videomun başında anlattığım kadınlar. Yeryüzünde sevmeyi en çok bilen, sevilmeyi en çok hak eden canlılardır.
İşte o kadınların başarılarının temel sebebi sevgi konusundaki, sevgi duygusundaki duyarlılıkları ve güçleridir. Ensenizi karartmayın canlarım. Bu kez daha çok kadınımızın yer aldığı bir parlamentomuz olacak. Her 100 parlamenterden 50'sinin kadın olduğu bir parlamentoyu seçmek için mücadeleye hazırlanın canlarım. Bu kez kadınlara çok değer veren bir cumhurbaşkanımız olacak. Bundan emin olabilirsiniz. O nedenle lütfen ensenizi karartmayın. Tahammülü elden bırakmayın canlarım. Her şeyin çok güzel olacağına inanın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum canlarım. Hoşça kalın güzellerim.